Fikri Doğan'ı şeyh ilan edenlere tevbe çağrısı. Aslı, mülahaza ve muhafaza. Varlıklarını ve benliklerini Allah'ımızın yüce iradesinde yok edip, ona ziyade yakınlık yollarını arayan, onu da yalnız Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti seniyesinde bulan ve bu nur, feyiz, bereket ve rahmetten nasiplenelim diye biz aciz evlatların da bu yola kabul buyuran, başta Efendi Hazretlerimiz kutsesi ruhu olmak üzere, silsi-i şerifimizin her birilerinin sırları takdisi olsun. Kaddesallahu esrarahum. Silsile-i şerifimizin 5. halkası Mevlana Cafer İbni Muhammed Es-Sadık radıyallahu anhüma. Vefatı Hicri 148, Miladi 765. Silsile-i şerifimizin 6. halkası Mevlana Ebu Yezid El-Bestami kutsesi ruhu. Doğumu Hicri 161, Miladi 777. Vefatı 234, Miladi 848 kardeşlerim. Şeyhinin vefatından 13 yıl sonra dünyaya geldi. Silsile-i şerifimizin 7. halkası Mevlana Ebul Hasan El-Harakani kutsesi ruhu. Doğumu 352, Miladi 963. Vefatı 10 Muharrem 425, yani 5 Aralık 1033. Şeyhinin vefatından 118 yıl sonra dünyaya geldi. Evet, tarih aralığını okuduğunuz, gördüğünüz piranımızdan biri şeyhinin vefatından 13 yıl sonra, bir diğeri ise 118 yıl sonra dünyaya geliyor. Tarikatımız bu. Usulümüz da bu da var. Hem de silsile-i şerifimizin daha başlarında. Peki ne oldu o arada? Tarikat mı kapandı? Başsız mı, şeyhsiz mi kaldılar? Nakıs mı oldular? Ne oldu o zaman ihvanlarına? Kaldık ki Ebu Yezid el-Bestami Hazretlerimiz kutsesi ruhu tarikatımıza o zamanki adını vermiş. Kolbaşı piranımızın ta kendisi. Yani Tayfuriye diye isimlendirilip kendisinden 118 yıl sonra dünyaya gelen Ebul Hasan el-Harakani Hazretlerimiz kutsesi ruhu ile ta 10. meşayihimize kadar bu isimle devam ediyor. Yapmayın. Ya cehaletten ya gafletten ama yapmayın. Allah aşkına yapmayın. O zaman ihvanlarından ne yani Koca Cafer İbni Muhammed Es-Sadık radıyallahu anhüma bir şey yetiştiremedi mi diyenler olmuş mudur? Ne yani Koca Ebu Yezid el-Bestami kutsesi ruhu bir şey yetiştiremedi mi diyenler olmuş mudur? Vefat ettikleri için bu iki zata rabıta yapanlar nakız kalırlar diyenler olmuş mudur? Şeyhsiz olmaz, şeyhsiz kalamayız. Usul böyle, acil şeyh seçmemiz lazım diyenler olmuş mudur acaba? Olmadığını çok iyi biliyoruz. Olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Çünkü eğer şimdiki gibi şeyh de şeyh diyenler olsaydı bu iki büyüğümüzün arasında da birileri olmalıydı. Ama yok. Tekrar soruyorum. Tarikat mı kapandı? Başsız mı, şeyhsiz mi kaldılar? Nakıs mı oldular? Başka yollara mı saptılar? Gönülleri mi kaydı? Hele ki bu iki piranımızın çağdaşlarını bir araştırın, bir bakın. Aman Allah'ım, kimler var kimler? Cüneyd-i Bağdadi kutsesi ruhu, İmam-ı Şibli kutsesi ruhu, Süfyan-ı Sevri kutsesi ruhu, Hudayl bin İyaz kutsesi ruhu, Zünun-ı Mısri kutsesi ruhu, Sehb bin Abdullah Tüsteri kutsesi ruhu, Yahya bin Muaz kutsesi ruhu, Abdullah bin Mübarek kutsesi ruhu, Bişri Khafi kutsesi ruhu, Ahmet bin Asım Antaki kutsesi ruhu, İbrahim bin Edhem kutsesi ruhu, Şakik-i Belhi kutsesi ruhu, Hatim-i Esam kutsesi ruhu, Ebu Turab Nahşebi kutsesi ruhu, Hakim-i Tirmizi kutsesi ruhu ve daha nice büyük Allah dostları, mübarekler, hakiki mürşid-i kamiller. Peki ne yaptılar o zamanın ihvanları? Söz dinlediler, sözlerini tuttular, sustular, sebat ettiler. Vazifelerini yaptılar, istikamet gösterdiler. Emaneti korudular, yolumuz devam etti ve dünya ahiret kazandılar. Şeyhsiz olmaz, şeyhsiz kalamayız. İlla elden ele olacak diyenler, ne oldu şimdi? Maalesef neler olmadı ki? Bize Osmanlıcayı Efendi Hazretlerimiz kutsesi ruhu öğretti. Risale-i Kutsiye'den kendisine, rabıtasına karşı delil çıkaranlar oldu. Bize Arapçayı Efendi Hazretlerimiz kutsesi ruhu öğretti. Mektubat-ı Rabbani'den kendisine, rabıtasına karşı delil çıkaranlar oldu. Bize fıkhı Efendi Hazretlerimiz kutsesi ruhu öğretti. Fıkıh hükümleriyle bile kendisine, rabıtasına karşı delil çıkaranlar oldu. Sonra da ben demiyorum, İsmet Garibullah kutsesi ruhu buyuruyor. Ben demiyorum, İmam Rabbani buyuruyor. Ben demiyorum, fıkıh ortada işte diyorlar. Yukarıda ya cehaletten ya gafletten demiştim ama bunlar için ilim lazım. Maalesef artık burada bir tek gaflet kalıyor.
tarikati fıkıh ile açıklamaya kalkana zaten diyecek bir şey yok. Diğer ben demiyorum diyenler, bugün manada yarın ise mahşerde bu iki büyük meşayihimizin huzuruna çıktıklarında, bu iki piranımıza zamanın imamı, asrın müceddidi, kamil mükemmel Hazreti Hamza Efendimizin radıyallahu anh kabrinin başındaki zuhuratta, ahir zamanda böyle şeyh gelmedi diye buyurduğu, Efendi Hazretlerimize kussesi ruhuya karşı sizin söylediklerinizi kullandık diyebilecekler mi? Yapmayın Allah aşkına. Çok mu zordu? Efendi Hazretlerimizden kussesi ruhu aldığımız emaneti tevilsiz, yorumsuz, şerhsiz, tağıyırsız bir şekilde kendimiz, çocuklarımız, talebelerimiz ve ihvanımız ile birlikte kapanmayan tarikatimizde, bitmeyen yolumuzda muhafaza ederek devam etmek çok mu zordu? Değildi. Hiç de zor değildi. Vallahi değildi. Geç de değil. Bir tevbeye, bir özür dilemeye, bir de eskiden daha sağlam bir istikamete bakar. Yapabilirsiniz. Allah'ım, Efendi Hazretlerimizin kussesi ruhu himmetinden, feyzinden, nurundan, bereketinden, sesinden, nefesinden, gölgesinden ayırma bizleri. Amin ya Rabbil Alemin. İki önemli konu ise, Efendi Hazretlerimiz kussesi ruhu 1 Ağustos 1960 yılında post nişine geçip irşat vazifesine başladı. Onlarca yıl çevresinde insanlar ve hatta müritleriyle bile kendisine hocam, hoca efendi diye hitap etti. Şeksiz şüphesiz ismen, serahatten açık net bir şekilde şeyhinden el aldığı ve mürşidi kamil olduğu halde 30 yıl sonra manada verilen emir ile silsile-i şerefe isminin yazılmasına müsaade etti. Emir olmasaydı onu da yazdırmazdı. Ya kurban olduğum. Ben kimseye bir şey söz vermedim. Ben kimseye bırakmadım. Kimseyi bırakmadım buyurduğunu Sağır Sultan bile duymasına rağmen başta kendisinden önce hiç kimseye kullanılmayan ve kendisinden sonra da başkasına kullanılması doğru olmayan Efendi Hazretleri ismi şerifi olmak üzere diğer bir takım hasletlerini ve faziletlerini bir günde, bir anda, bir kararla nasıl başkalarına bu kadar kolay yakıştırabiliyorsunuz, yazabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz? Bu yanlıştır, bu hak gaspıdır, yapmayın. Karıştırmayın akılları, bulandırmayın kalpleri, değiştirmeyin usulleri, bozmayın yolu. Ve son olarak Şeyhim Efendi Hazretlerime, kussesi ruhu, efendimsin cihanda itibarın varsa sendendir. Miyan-ı aşkanda istiharim varsa sendendir. Benim feyzi hayatim, hasıl ruhu revanımsın. Eğer sermayi ömrümde karım varsa sendendir. Ruhu şerifi için El-Fatiha kardeşlerim.